Sevgili dostlar merhaba. 25. saate hoş geldiniz. Biliyorsunuz tercih sürecini geride bıraktık. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama geldi. Önümüzdeki hafta tercih sonuçlarını açıklayacağız diye. Yani ayın 30'undan sonra her an tercih sonuçları açıklanabilir. Biz de bu videoda KYK yurt başvurularını konuşacağız ve önemli detaylara değineceğiz. KYK burs başvuruları için de buraya bir kart bırakıyorum. Oradan videoyu izleyebilirsiniz. Sevgili dostum geçen sene yurt başvuruları alınmadı. Bu senenin yurt başvuruları ve geçen senenin yurt başvuruları beraber alınacak. Bu sene Eylül ayı itibariyle başvuruların alınmasını bekliyoruz. Haberiniz olsun, yurt başvurunuz kabul olduktan sonra sizden bir defaya mahsus bir güvence bedeli alacaklar. Bu bedel oda tipine göre değişiyor sevgili dostum. 314 liradan 533 liraya kadar bir değişkenlik gösterebiliyor. Kıbrıs'ta ise bu fiyat 683 TL. Her ay barınma için ödeyeceğiniz fiyat ise 230 TL ve 390 TL arasında değişiyor. Kıbrıs için bu fiyat 500 TL olarak belirlendi. Yani 6 farklı oda tipi var sevgili dostum. Bu oda tiplerinden hangisi senin şansına çıkarsa onun bedelini ödeyeceksin. Ne yazık ki bu oda tiplerinden size seçim hakkı verilmiyor. Barınan öğrencilere beslenme yardımı 2020-2021 eğitim öğretim yılı için 16 lira olarak belirlendi. Bu fiyatların bu sene de devam edeceğini düşünüyoruz. Eğer 16 liralık bütçenizi aşarsanız yani 20 liralık bir bütçe kullanırsanız geri kalan miktar sizin hesabınızdan karşılanıyor. Evet sevgili dostum şimdi KYK yurt başvurusu yaparken hangi adımlardan geçeceğiz bunlara değinelim. Başvurular başladıktan sonra arama motoruna E-Devlet KYK yurt başvurusu yazıyorsunuz. Arama motorunda açılan sayfada ilgili kısma giriş yapıyorsun sevgili dostum. Daha sonra orada size duyurular kısmı karşılayacak. Burada 2021-2022 KYK yurt başvuruları kısmına tıklıyorsun. Burada sizden TC kimlik numaranızı ve E-Devlet şifrenizi isteyecek. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa en yakın PTT şubesinden temin edebilirsin. TC kimlik numaranı ve E-Devlet şifreni girdikten sonra birinci madde bizi karşılıyor. Başvuruda dikkat edilecek hususlar. Buradaki maddeleri dikkatli bir şekilde okumanız lazım ve daha sonra maddelerin altındaki kabul ediyorum, onaylıyorum butonuna basmanız lazım. İkinci adımda ise kimlik bilgileri bizi karşılıyor. Burada kimlik bilgilerinizi dikkatli bir şekilde kontrol edin. Eğer bir hata yoksa kabul ediyorum butonuna basabilirsiniz. Üçüncü adımda ise öğrenim bilgileri bizi karşılıyor sevgili dostum. Burada öğrenim bilgilerinizi dikkatli bir şekilde kontrol edeceksiniz. Eğer bir hata yoksa öğrenim bilgileri doğrudur butonunu tıklayacaksınız. Daha sonra bir bilgilendirme metni çıkacak karşınıza. Yani bu bilgilerde öğrenim bilgilerinizde bir hata varsa mesuliyet sizdedir diye. Bu kısımda da eğer hata yoksa, tekrar ediyorum hata yoksa bilgilendirme metnini okudum butonuna tıklayacaksınız. Peki hata varsa ne yapacağız? O zaman üniversitenizin öğrenci işleriyle iletişime geçeceksiniz. Veya bilgilerimi düzelt butonu aktifse oradan da düzeltebilirsiniz. Dördüncü adım olarak da karşımıza bir bilgilendirme metni çıkıyor. Yani İstanbul'da merkez ilçede yurt başvurusu yapma hakkına sahipsiniz. Veya Adana Karahisarlı ilçesinden başvuru yapma hakkına sahipsiniz. Eğer burada bir yanlış varsa yani Adana'da bir üniversite kazanmışken size Şanlıurfa'da bir yurt başvurusu yapma hakkı veriyorsa burada hatayı düzeltmek için KYK'yı arayabilirsiniz. 444-1-961'i arayarak hata bildirebilirsiniz. 5. adımda ise adres ve iletişim bilgilerini soracak. Burayı hatasız bir şekilde doldurun çünkü bunlar üzerinden sizinle iletişime geçecekler. 6. adımda ise özel durumunuzu soruyor sevgili dostum. Yani bir özel durumunuz var mı? Gazi, gazi yakını, gazinin kendisi veya milli sporcu gibi. Bu özel durumlardan birine sahipseniz bunlardan birini seçiyorsunuz. Eğer özel durumunuz yoksa özel durumun yok butonunu seçiyorsunuz. Bu kısım da önemli sevgili dostum çünkü özel durumunuza göre yurt başvurunuzun kabul olma şansı daha da fazla olabilir. Ve 7. madde burası gerçekten önemli. Aile bilgilerinizi soruyor. Çünkü yüksek ihtimalle buraya bakarak size yurt başvurunuzu kabul edip veya kabul etmeyecekler. Burada anne babanız ne iş yapıyor, aylık geliriniz ne kadar, ekonomik durumunuz nedir gibi sorular geliyor. Lütfen yanlış veya eksik bilgi girmeyin. Çünkü KYK birçok farklı devlet kurumundan buradaki bilgileri teyit ettiriyor. Eğer yanlış bilgi girerseniz başvurunuz reddedilecektir. Ve bazı yasal yükümlülükler de karşınıza çıkabilir. Ve 8. madde ön izleme maddesi. Başvurularınızı dikkatlice kontrol edin. Hata varsa düzeltin. Eğer hata yoksa başvurunuzu onaylayabilirsiniz. 9. maddeye geçtiğinizde ise sizi işlem sonuç sayfasına aktarılacak. Hayırlı olsun başvurunuz gerçekleşmiştir. Sevgili dostum eğer bir hata yaparsan
başvurunun son gününe kadar güncelleme şansın var. Yani başvurunun son gününe kadar başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Gençlik Spor Bakanlığı Nisan ayında yurt hizmetleri yönetmeliğini yayınladı. Bakmanızı şiddetle tavsiye ederim. Eğer kazandığınız üniversite ailenizle aynı ilçede ise o zaman yurt başvurunuz kabul olmayacak sevgili dostum. Size önemli bir noktadan bahsetmek istiyorum. Bir B planınız olsun. Eğer yurt çıkmazsa neler yapacağınızı üniversiteye gitmeden planlayın. Son olarak başarı sıralarınızın ilk 1000'de, ilk 10.000'de, 100.000'de, 1 milyonda olması size herhangi bir öncelik veya dezavantaj sunmayacak. Evet sevgili dostum, 25. saatin sonuna geldik. Eğer bu bilgilerde herhangi bir güncelleme olursa yeni bir videoyla sizlere duyuracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.